Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Öyle bir konu işleniyor ki Müge Anlı'da. Ben inanıyorum sonu bambaşka bir yere gidecek. Aynı zamanda hepimizin izleyip ya bu kızın arkası yok mu? Kimse kollamıyor mu? Öldü gitti öldürüldü işte. 3-5 erkeğin arasında isimler de belli dediğim nezen gelmeyene de bağlanacakmış gibi duruyor. Kimden bahsediyoruz? Lütfiye Gündüz'den. 3 programdır konu işleniyor. Lütfiye Gündüz'le ilgili ne zaman bir konu açılsa Bence söz Nezen Germiye'ne ya da Nezen Germiye'nin bir bağlantılı olduğu isme geliyor. Ben bu kişinin, öncelikle takipçilerimin dikkati için teşekkür ederim. Bu kişinin Ahmet Taşkın'ın kesinlikle o kişi olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili de şehrin yerel bir haber sitesine bir mesaj gönderdim. Umarım bu konunun Nezen Germiye'nin ve Lütfiye Gündüz'ün takibindeler. Yerel bir site ilgilenirlerse o kişi o kişime çok daha net bir şekilde öğreniriz. Ama bana kalırsa bu kadar olayın içerisinde bizim nezen demesinin bir sebebi vardı. Şüphe gündüz kaybolmadan bir yıl önce demişti ki Aa, bu konuşulan bizim nezen. Şimdi hikayeyi örgüyü şöyle anlatacağım. İlk önce çok dikkatli takipçilerime tekrardan teşekkür ederim. Onlar da olay örgüsünü bir şekilde anlatmışlar. Bugün zaten olay örgüsünü Nurullah'ın kız kardeşi Büşra çok net bir şekilde anlattı. Ben dünkü yayınımda demiştim ki altın yumurtlayan kazı kimse kesmek istemez. Yani bundan Nurullah da faydalanıyor. Duran da faydalanıyor. Bu ikisi bu kızı niye öldürsün? Bir üçüncü kişi çıkacak demiştim. Bu üçüncü kişiyi Büşra söyledi. Bu üçüncü kişiyle ilgili laf arasında geveleme muhabbetiyle de Nurullah'la Duran arasında konuşulan bu geveleme sohbetinde de bugün hem Nurullah'ın kız kardeşi bu isimden bahsetti hem de Duran'ın Erkek kardeşi ya da abisi bilmiyorum. O da bu işi Duran biliyor. Yani kardeşim biliyor o yapmadı ama yapan isimden korkuyor söyleyemiyor dedi. Neden korkmasın? Gerçekten Nevşehir Teksas'a dönmüş. Ay dinledikçe insan bunlar ne yaşıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar diyor. Yine konu geldi Ahmet Taşkın'a. Öncelikle Nezen Germiyan ve Lütfiye Gündüz arasındaki ortak isim olduğu düşünülen Ahmet Taşkın kimdir? Nezen Germiyan kimdir? Ee, biz bilmiyoruz. Şu konuyu azıcık anlat diyenler için çok az bir kesim olduğunu düşünüyorum. Herkesin bildiğini düşünüyorum. Öncelikle Nezen'le ilgili konunun. 1 Ekim 2012 yılında Nevşehir'de kaybolan ve cesedi kayalıklarda bulunan 13 yaşındaki nezen gelmeyen cinayetinin katilleri aradan işte bilmem kaç sene geçmiş olmasına rağmen bulunamadı diyor. Eski bir haber ondan öyle okuyorum. 01 Aralık 2012 tarihinde evinden ayrılan ve 6 ay sonra Balçın köyü yakınlarında cesedine ulaşılan 13 yaşındaki nezen gelmeyen cinayetinin perde arkası bir türlü aralanamadı diyor. Daha önceki programlarda bir uyuşturucu olayına şahitlik yaptığı söylenen ve Ahmet Ağacın getirdiği uyuşturucuyu Murat Karaman ve Murat Karaman ve Hüseyin Germiyen'in sakladığı iddia edilmiş ve Nezen Germiyen'in de bu olaya şahitlik yaptığı anlatılmıştı. Nezen Germiyen bu olayla ilgili olarak öldürülmüş olabilir mi? Germiye'nin Ahmet Ağaca karşı özel ilgisinin olduğu ve uyuşturucu kullandığı yakınlarını da kullandırdığı iddiaları da gündeme gelmişti. İsim ve erkeklerden öncelikle komşu Murat, Ahmet Ağaç, birisi daha vardı sevgilisi olduğu düşünülen Mehmet, Rıza gibi Rıfat, Rıfat vardı bir de. Bir de Ahmet Taşkın vardı. Ahmet Taşkın'ın iddiaları vardı. Diyordu ki ben bir şeyler anlatacağım, bir şeyler söyleyeceğim falan diyordu. İşte Ahmet Taşkın'ın hem resmini hem de iddialarını neden germeyen olayıyla ilgili sizinle paylaşmak istiyorum. Ahmet Taşkın'ın şu ana kadar gizledim ama emniyete artık söyleyeceğim dediği bilgiler vardı. Olayla ilgili olarak adı geçen Ahmet Taşkın ise kendisine yönelik olarak yapılan iddiaları Yalanladı diyor. Ahmet Taşkın konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Sürekli sana bir şey söyleyeceğim diyordu. Ben de benden uzaklaşsın diye görüştüm. Toplamda yarım saat görüştüm, görüşmedim. Bana numarasını vermişti. Bir kez mesaj yazdım, bir daha yazmadım. Beni bir daha arama dedim diyor. Programda da şöyle bir konu geçmişti Ahmet Taşkın'la ilgili bir bağ evine gittikleri o bağ evinde de Nezen'le ilgili bir görüntü çekildiği o görüntünde CD'ye yüklendiği falan söylenmişti. Ahmet Taşkın kimdi? Bu olay örgüsünün içinde ne işi vardı? Nezen gelmeyeni daha sonraki iddialarda da hem uyuşturucuyla hem de 13 yaşında olmasına rağmen yakıştıramadığımız ağzıma gelse de söyleyemeyeceğimiz bir kadın ticaretiyle ilgili dandırıyorlardı. Nezen'in de hali hareketi tavrı, fotoğrafları, vücuduna kazıdığı dövmeler falan birçok erkekle birlikte olduğu 13 yaşında. 13 yaşında birçok erkekle birlikte olduğu bu isimlerden birinin de Ahmet Taşkın olduğu söyleniyordu. Şimdi buraya kadar Nezen Germeyen ve Ahmet Taşkın ilişkisini anladığımızı düşünüyorum. Şimdi Lütfiye Gündüz ve Ahmet Taşkın ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Özellikle biz Lütfiye'nin eşinin yanından kaybolduğunu düşünüyorduk. Nurullah'ın da bir hikaye olduğunu düşünüyorduk ilk programa çıktıklarında. Ama geldik gördük ki bu olayın içinde çok çok başka hikayeler var. Duran'ı da bence bir piyon gibi kullanmışlar. Duran da bu kullanılma hikayesine bir son vermiş. Boşanmış. Boşandıktan sonra da bu kadın ortadan kaybolmuş. Ama hemen mi kaybolmuş? O gün mü kaybolmuş? Bir yıl sonra mı kaybolmuş? Burada kesin net bilgiler yok. Onu en son gördüğü söylenilen Nurullah ve bence bugün ortaya çıktı ki Ahmet Taşkın. Yayına kız kardeşi Nurullah'ın kız kardeşi Büşra ile katıldı. Büşra Ahmet Taşkın için inanılmaz şeyler söyledi. İnanılmazdı gerçekten. Kız kardeş anlatıyor diyor ki: "Sizin evinizi Ahmet Taşkın bastığında Durana söylüyor, Duran da inkar ediyor. Yok öyle bir şey falan diyor. Korkunuzdan şu anda inkar ediyorsunuz." dedi Büşra. "Bizim evimize de geldi, kaldı. Biz onu inkar etmiyoruz." lütfiyeden için. Bedavadan kaldı. Çünkü annem tarlada bahçede çalışırdı. Ben de çalışırdım. Biz sabah çıkardık. O çalışmazdı. Sabah bir çıkardı. Akşama kadar gelmezdi. Telefon çalardı. Duran arıyor derdi bize. Sonradan biz öğrendik ki kötü yolda çalışıyormuş. Duran lütfiyeyi döverdi. O da bize sığınırdı. Ben son zamanlarda öğrendim. Bu Ahmet Taşkın başımıza bela olunca öğrendim. Ahmet Taşkın şu an cezaevinde Nevşehir'de bizden aldığı cezayı yatıyor. Lütfiye Hanım vardı yanımızda. Abim vardı. Ben vardı. Markete alışveriş yapmaya gidiyorduk. Bize bir telefon geldi. Başak diye bir bayandan. Aynı arkadaşı. Aynı işi yapan arkadaşı demek istiyor işte. Bugün Müşra gerçekten çok çok bomba konuştu. Onun her kelimesinin arasında mutlaka bir şey vardı. Aynı arkadaşı Nurullah abi yetiş beni mal pazarında Ahmet Taşkın çırılçıplak soydu oraya bıraktı. Sonra biz de dedik ki hadi o zaman gidelim ne yapalım meğerse bizi tuzağa düşüreceklermiş. Arabanın içinde biz varız bunu biz sonradan öğrendik. Duran abi de işin içindeymiş. Biri arkadan sıkıştırdı arabanın biri de önden sıkıştırdı. Bizi iki taraftan kurşuna çektiler. Tam öldürmeye teşebbüs ettiler. Karın ifadeleri her şeyleri, arabanın fotoğrafları hepsi karakolda var. Ahmet Taşkın bizim elimizden Lütfiye'yi almak için bunları yaptı. Bizim elimizden kendisi pazarlamak için alıyor. Sizin evinizde pazarlanıyordu. Onlar da gelip sizin elinizden mi almak istedi diyor Müge Anlı. Yok hayır diyor. Öyle değil diyor. Aslında bu cümleyi o kadar sıradan heyecanla anlattı ki aslında o olayın o anın heyecanına kapılıp Büşra o kadar... E, Söylememesi gereken şeylerle birlikte anlattı ki işte arabalar geldi bizi kurşuna çektiler e, Ahmet Taşkın da Lütfiye'yi bizim elimizden almaya çalışıyor ya lütfiye de gerçekten bulunmaz Hint kumaşı Norullah istiyor Duran istiyor Ahmet Taşkın istiyor ama kimin gücü daha fazlaysa herhalde lütfiye onda kaldı diye düşünüyorum onda korkudan söyleyemiyor. Peki Nurullah ne söylüyor? Yani bence ikisi de korkudan söyleyemiyorlar. Ama hepsi birlikte tabii ki. Tabii ki bu kadının başına hepsi birlikte iş getirmişler. Ama Ahmet Taşkın'ın lafını çok nadire geçiriyorlar. Bir tek Büşra çok net söylüyor. Mesela dün Nurullah diyebilirdi. Ya bir de Ahmet Taşkın diye bir adam vardı. Hep benim üstüme atıyorsun duran. Ama Ahmet Taşkın da basmadı mı? Ahmet Taşkın da şöyle yapmadı mı? Hatta bu yüzden bizi taramadı mı da cezaevinde? Demedi demeyecekler demiştim gün içerisinde haftalarca bele hübele hebele hübele konuşa 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 bu iş çözülecek ve Ahmet Taşkın'dan belki de bir başka birine daha gidecek. Ben inanıyorum bu konunun içinde bir isim daha duyacağız. Nezen olayında çok çok duyduğumuz bir ismi daha duyacağız. Bilmiyorum gerçekten içime doğuyor. Bununla ilgili biz ihbar gönderdik. Bu bilgileri bak şu an elimdeki bütün kağıtları ihbar olarak gönderdik. yine ulaştığına okuduklarına çok eminiz. BİP'ten ama Bugün Ahmet Taşkın anlatılırken kim bu Ahmet Taşkın demeyip böyle bir yerlerde bir şey konuşuluyorsa ve oraya gelmek istemiyorsa öyle bakar. Ne zaman gelir Ahmet Taşkın konusuna? Ne zaman birleşir bu Ahmet Taşkın nezen gelmeyen ve Lütfiye Gündüz konusu? Genç diyeceğim geliyor. Lütfiye Gündüz konusu ne zaman birleşir birbiriyle? bilmiyorum ama elimizden gelen bu. O yerel Nevşehir'in haber sitesine de gönderdim. Belki bağdaştırırlar konuları birbirlerine diye. Çünkü nezenle ilgili de nezeni de soymak. E, CD'ye çekmek, bavine kaçırmak gibi saçma sapan şeyler vardı. Hikayeler vardı. Bir hatırlayın, hafızanızı yoklayın. E, burada da böyle gene abuk sabuk şeyler var. E, Nevşehir'de çokça büyük bir yer değil. Aynı isimler dönüyor dolaşıyor. Aynı hikayenin üzerinde birleşiyor. Onun için hani böyle çok da e, safa yatmaya, anlamamazlıktan gelmeye falan gerek yok. Ben bu yerel haber sitesinin bu işi çözeceğini düşünüyorum. Eğer e, programda bu konuyu bağdaştırmak istemiyorlarsa, konuşulmasını istemiyorlarsa, ikisini birbirleriyle kendileri örtüştüremediyseler olabilir yerel haber sitesinden bir haber bekliyoruz. Bu iki konu birbiriyle ne kadar bağlantılı derseniz, yani eğer ki Lütfiye Gündüz hikayesinde, Şöyle bir cümle geçmemiş olsaydı hiç alakası olmayabilirdi Nevşehir yani. Ahmet Taşkın çok da aman afaki bir isim değil yani. Bizim nezen. Yani televizyonda bak Müge Anlı'da çıkan bizim nezen. Bizim nezen denmemiş olsaydı belki. Belki nezenle ilgili samimiyet yoktur da Belki bu çevreyle ilgili bir samimiyet vardır diye benim aklıma geldi açıkçası. Hani oraya gidiyordur çünkü onlarda da biliyorsunuz artık bu tescillendi yani. Bu konu konuşulmadı sadece. Bu, adamların bu işi yaptığı, uyuşturucu da buna dahil, kadın ticareti de buna dahil bu konuşuldu. Bu kıza da kimin elinin değdiği çok belliydi ama cezası kesilmedi. Şimdi aşkının isminin ardından Nezen gelmeyene temas etmiş, dokunmuş ya da olayıyla ilgili adı geçmiş herhangi birinin daha adını duyar mıyız? Bu iki konu tamamıyla birbirinin üstüne örtüşür ve çok çekez yazdığınız gibi hani Zeynep Ergül yarım yamalak evini yaptırmaya gelmişti Müge Anlı ya da şimdi cinayetten yatıyor ya onun gibi kendi ayaklarıyla gelmiş ve iki cinayet birden çözümlenebilir mi e, zamanla göreceğiz. Bu bilginin çok önemsiz bir bilgiymiş gibi gösterilmesinin yanı sıra üzerine yatılmasının sebebini anlamamakla beraber yerel haber sitesinden gelecek haberi bekliyoruz. Eğer ki devam ederse Büşra anlatmaya ki Büşra bence hepsinden daha iyi anlatıyor. Çok yani bir de böyle olayın heyecanına kaptırı verirse kendine bütün isimleri duyu vereceğiz ağzından. Bu işin içerisinde tek başına alıp da silahını Ahmet Taşkın bunların üstüne ateş etmedi. Öndeki arabada kim vardı? Arkadaki arabada kim vardı? Ahmet Taşkın'ın yanında kim vardı? Lütfiye'nin peşinde kimler vardı? Lütfiye o gece onların arabasından çıkartılıp alındı mı? Mesela çok önemli bir soru sorulmadı. O gece siz Lütfiye'yi oradan kaçırmayı başardınız mı? Yoksa Lütfiye'yi o gece o arabanın içinden çıkartıp aldılar mı mesela o bir şaibe olarak kaldı. Bence Büşra'ya bolca söz verilmeli. Herkes susmalı. Nur Yüzlü kayınvalide de birazcık susturulmalı. Gerekirse programdan çıkartılmalı. Hatta bir hatta Lütfiye Gündüz'ün annesi de programdan birazcık uzaklaştırılmalı. Biz Nurullah'ı, Büşra'yı ve Duran'ı dinlemeliyiz. E, renk katıyorlar vererek orada olmaları bir figür renk derseniz e yani hani amaç gerçekten ne? Ben çok heyecanlandım açıkçası. Bu işin sonuca varacağını düşünüyorum. Hatta bu işle birlikte belki Nezen'in olayının bile sonuca varacağını düşünüyorum. Eğer biraz daha konuşmaya devam ederse Büşra Nezen'le ilgili duyduklarını da anlatacak. Bir de ihbar geldi. O ihbarı da azıcık değerlendirip o zaman, o zaman orada üniversitede okuyan birinden yani bir kulaktan dolma ama çok da bir şeylerin üstüne oturan bir ihbar geldi. Onu da birazcık netleştirdikten sonra sizinle paylaşacağım. Oradan gerçekten çok enteresan ihbarlar geliyor. Çok şeyler anlatıyorlar, çok şeyler yazıyorlar. Nezen gelmeyen olayıyla ilgili çok örtüşeceğini, neredeyse hikayenin hemen hemen aynı çıkacağını, aynı insanların parmağının olacağını yazıyorlar. Görmek istiyorum sonunu. Hakikaten çok heyecanlandım uzun zaman sonra. Zeynep Ergül olayı gibi olur mu? Kendi ayaklarıyla mı gelmişlerdir? Seyrederek göreceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. İhbarlarınız varsa Instagram DM'me yazmayı unutmayın. Paylaşacağım hepsini.